Lokta source'lardan sonra repository ve use case'leri kullanıp artık view modellerde kullanacak hale geleceğiz. Elde ettiğimiz dataları. Şimdi domain katmanına geldik artık. Sıra zaten bu kısımda. Ancak buraya gelmeden önce şu şekilde burada zaten öncesinde bir hatta sınıfımızı oluşturalım. VPN repository'mizi oluşturalım diğer sınıflarda olduğu gibi VPN Repositor'da burada bir işlemimiz var. O da get olacak. Ama arka planda zaten bu get işlemini nasıl yapacağını, remote ve lokalde nasıl ayıracağını zaten belirleyeceğiz. Öncelikli olarak bir tane fonksiyonumuz var. O da get. Herhangi bir fonksiyonumuzu oluşturduk. Tabii ki de bize resource tipinde oluşturduğumuz sealed klası kullanarak list vpn data. Bu şekilde bir fonksiyonumuz olacak. Burada gördüğünüz data içinde de bir repositörümüz var. Burada bir vpn'ımız var. Diğer sınıflarda olduğu gibi burada repositörümüzü bir implementation sınıfını ekliyoruz. vpn repository implementation. Şimdi bu sınıfımızda şu şekilde bir et inject constructor yapıyoruz. Bu sınıfta private val ne kullanacak? Öncelikli olarak vpn remote data source private val önceki sınıf, önceki videoda yaptığımız gibi gördüğünüzde kilit modüllerimiz burada direkt inject oldu. vpn local data source gördüğünüz gibi şimdi VPN repository'mizi implementation olduğu için buradaki repository'mizi ekliyoruz ve tek sınıfımızı burada eklemiş oluyoruz. Şimdi burada tag taglerimiz için bir companion object içerisinde private val private val diyelim şöyle tagimizi oluşturalım. Tek bizim sadece tuhaf mesajlarımızda ve diğer işlemlerimizde aslında sadece kullanmak için olacak. Burada class java diyoruz nokta to string ile burada ismini verelim. Şimdi biz bir response to resource işlemi yapacağız. Bu bizim VPN datamızı VPN'ımızı yanımızı VPN, VPN dataya çevirecek aslında. Yani ilk önce API'dan aldığımız işlemi sonrasında lokale çevireceğiz diyebiliriz. Bu şekilde bir işlem olacak. Önceki bölümlerde yaptığımız gibi. Burada ne olacak? Response'umuz response tipinde retrofit 2 üzerinden aldığımız bir VPN olacak. Şimdi geri dönüş tipi olarak da resource diyoruz ve list deyip burada VPN datayı ekliyoruz. VPN data eklemesini yaptık. Şimdi burada if eğer response nokta is successfulsa successful olması durumunda response nokta bad diyoruz ve burada bir nullable olmadığı durumda artık biz resource.success durumunda it.vpns'ı gönderebiliriz. Eğer success değilse burada diğer bir return seçeneğimizde resource nokta error deep response burada response nokta response nokta mesajı vere Geliriz. Şimdi burada bizim repositorymizi eklediğimiz aslında override ettiğimiz fonksiyonumuzun içerisinde artık bu fonksiyonu kullanacağız. Öncelikli olarak döndüreceğimiz listeyi belirleyelim. Bu liste list vpn data diyelim resource tipinde resource tipinde. Bu bizim eklediğimiz sınıf olacak. Resource tipinde list VPN data zaten bu bizim dönüş tipimiz oldu. Şimdi bu, bu listemiz eğer try catch içinde yazalım güvenli olsun. List VPN datamız eğer VPN local data source nokta get from local lokalden bir veri çektik. Bunda zaten güvenli olması açısından try catch içerisinde yazıyoruz. Hemen bir log işlemi yapalım. Error loglaması yapalım. Tag'imizi ekleyelim. Ardından e.message.toString ile yazdıralım. Şimdi burada bir liste ataması yaptık. Eğer biz ne yaptık? Lokalden bir veri almaya çalıştık. Lokaldeki verimiz not empty ise vpn list vpn data data is not empty boş değilse demek ki burada bizim lokalimiz doludur. Yani artık bu veriyi döndürebiliriz. Ancak diğer durumda yani bu verimiz boşsa lokalden herhangi bir veri alamıyorsak burada list vpn data diyoruz ve response to resource response to resource deyip artık vpn remote data source'tan aldığımız get vpn from datayı alıyoruz ve bunu bu veriyi ayrıca kaydediyoruz. Bunu da save deyip list vpn data nokta data deyip non null olduğunu garanti edebiliriz. Şimdi sonuç olarak buradaki işlemlerden list vpn datayı injection diyelim. Repository modülümüze gelelim ve diğer sınıflarda olduğu gibi buradan da bir hilt fonksiyonumuzu provide edelim, oluşturalım. Burada VPN repository tamamen aynı şekilde VPN repository tamamen aynı şekilde aslında class içerisinde oluşturduğumuzun aynısını burada oluşturuyoruz. Ne yapacağız? vpn remote data source vpn local data source ne yapıyoruz burada return deyip zaten bir implementation sınıfımız vardır repository implementation deyip vpn repository implementation içerisine vpn remote data source VPN local data source deyip üretebiliriz. Şimdi bizim burada use case'imizi ekleyelim. Get VPN use case. Gördüğünüz sınıfımızı ekleyebiliriz. Burada ne yapacağız? Artık inject ile inject constructor yaparak sınıfımıza ulaşabiliriz. Private val VPN repository diyoruz. Gördüğünüz gibi ardından suspend fun execute execute diyoruz. Ne yapacak? Bu execute edeceğimiz fonksiyon bize tabii ki de zaten bütün süreç boyunca dönüştürdüğümüz tip olan list vpn data listini bize resource tipinde döndürecek. Ardından bu kısımda return artık VPN repository'mizi çağırabiliriz. Execute biz execute'u view model'de çağırdığımız zaman artık arka planda repository işlemlerini kontrollerini tamamen kendisi yapacak. Tabii ki de use case'imizin de bir modülü var. Onu da gördüğünüz gibi buradan alabiliriz ve son olarak artık singleton provide ve fan provide diyoruz. Burada get VPN use case herhangi bir post işlemi olmadığı için zaten bir tane use case'imiz var bu menü için. Get VPN use case döndürüyoruz. Zaten bu da bir class olduğu için herhangi bir implementation içermiyor biz sadece get map use get vpn use case deyip vpn repository çağırarak bu işlemi sonlandırabiliriz. Artık view model katmanımızda devam edelim.